Ben onun annesiydim. Benim onu korumam gerekirdi. Koruyamadım. Ben neredeydim bütün bunlar olurken Esra? Neden aramadın beni? Aradım Ozan. Aramaz olur muyum? Defalarca aradım seni. Ama ulaşamadım. Çalışmaya dalmışsın. Sonra Zeyno getirdi beni eve. Sen gece geldin. Yüzüme baksın ve hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Ben en çok buna kırıldım. Seninle hiçbir şey paylaşamadım ki ben. Ne acımı paylaşabildim, ne sevincimi. İşte o zaman karar verdim senden ayrılmaya. Üzgünüm. Bütün bunları tek başına yaşadığım için gerçekten çok üzgünüm. Ama bana anlatabilirdin. Mesela bana anlatsaydın bambaşka olurdu her şey. Keşke. Olmaz. Olmaz. Esra gitme. Lütfen. Ozan. Lütfen. Ozan mı? Lütfen. Ozan bizim için artık çok geç. Gerçekten çok geç. Lütfen. Ozan lütfen. Ozan lütfen. Lütfen yapma. Çağla. Çok üzgünüm Çağla. Ben yapabilirim sanmıştım ama... Senin bir suçun yok ki. Benim hatam. Ben kendimi inandırdım. Olmayacak bir masalı olacakmış gibi ben kendimi inandırdım. Benim hatam ya. Ben olsun istedim. Ben zorladım. Benim suçum. İnşallah çok özgürüm. Gerçekten. Ben kendime bunu nasıl yaptım ya? Ben bunu kendime ikinci kez nasıl yaşatırım ya? Şimdi herkes nasıl ikinci kere terk edildiğimi konuşacak. Ben bunu kendime nasıl yaptım Ozan? Nasıl yaptım kendime ben bunu? Çağla tamam sakin. Tamam. Sakin falan olamam. Şimdi 12 masasına gideceğiz ve o imzayı atacağız Ozan. Herkes dikkatini üzerimizden çektikten sonra bu iş biter. Ama ben ikinci kere aileme de kendime de bu rezilliği yaşatamam. Bana bunu borçlusun. Şahitlerinizi alalım.
Çağla Yılmaz ve Ozan Korpalan'ın nikah töreni için bir aradayız. Ozan Bey ve Çağla Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne evlenmek üzere başvurdunuz. Yaptığımız incelemeye göre evliliğinizin önünde yasal bir engel olmadığını tespit ettik. Şimdi bugün burada şahitlerimizin ve konuklarımızın huzurunda tekrar soruyorum. Siz Çağla Yılmaz, kendi özgür iradenizle hiç kimsenin baskısı altında kalmayan Ozan Korfalı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ozan Korfalı, kendi özgür iradenizle hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Çağla Yılmaz'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Arkadaşlar bakın bu oteller zinciri gerçekten çok önemli. Hiçbir şekilde hata yapmamalıyız. Her şey mükemmel, her şey kusursuz olmalı. Bu akşam o masadan el sıkışarak kalkacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Zaten sunumun üstünden birçok kez geçtik. Bu iş bizde. Rahat olun. Simin her şey kontrol ettin değil mi? Her şey okey. Görseller eklendi mi? Hayır, ben toplantı sonrası hepsini halledeceğim. Tamam ama son kez bana da gösterin olur mu? Tamamdır, mutlaka yollarız. Hadi kolay gelsin. Şunları koyayım bak, diyorum. Ne diyorsunuz? Ben şunu not aldım. Bak bunlar. Bak şu çok güzel. Bence bunu kesin ekleyelim. Dün stajyerdi. Bugün bize patronluk taslıyor. Hayatım sen olanların farkında mısın? Ha? Kız bir haftadır kaç tane şirket ekledi bünyemize. Kız uçar gider, zirveye gider bu kız. Aynen. Bence neler yaptı ya? Siz hadi, abartmıyorsunuz. Abartmıyorsunuz. Neler oldu? Abartın. Bugün dönüyorlarmış balayından. Ya İtalya'ya gitmişlerdi değil mi? Evet evet, çok romantik ya. Keşke benim de sevgilim olsa da İtalya'ya götürse. Arkadaşlar çıktılar. Ozan Bey nasılsınız? Sağ olun Ozan Bey, hoş geldiniz. Tatil bitti mi? Merhaba arkadaşlar, sizden de bir şey saklanmıyor. Ozan Bey nasıldı efendim balayınız? Gayet güzel geçti arkadaşlar, teşekkür ederiz. Ozan Bey bir fotoğraf alabilir miyiz? Evet, fotoğraf alabilirim. Çağla. Arkadaşlar Ozan Bey pek böyle şeyleri sevmiyor. Zaten yoldan geldik, yorgunuz. Daha sonrasında uzun uzun sohbet ederiz. Ozan Bey tek bir kare alsaydık efendim. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir kare alsaydık Ozan Bey. Fotoğraf verebilirdik o zaman. Biliyorsun ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum Çağla. Biliyorum. Ama böyle de davranamayız ki. Sonuçta biz yeni evli bir çiftiz. Benden yapabileceklerimden fazlasını bekleme Çağla. Çınar, müsait misin? Tabii, buyur. Ya Çınar, bu sunum gerçekten harika oldu. Bir şey diyeyim mi? Akşam gerçekten çok etkileyeceğiz onları. Ya benim zaten bundan hiç şüphem yoktu ya. Kesin öyle olacak. Ya Esra, bir iki geldin ya. Ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum, biliyor musun? Ne oldu? Ya ciddi bir konu, ikimizle ilgili. Ne diyorsun ya? Merak ettim, çabuk söyle. Ya şimdi burada konuşmasak ya, dur. Gel seninle terasa çıkalım, bir kahve içelim, orada konuşalım, olur mu? Çınar, vallahi merak ettim. Hadi gel. Yaşamak için biraz küçük bir ev biliyorum ama zaten geçici bir durum. O yüzden idare ederiz diye düşünüyorum. Hı hı, idare ederiz tabii ki. Zaten babama da söyledim. Yani içimize sinen daha güzel bir ev bulana kadar burada yaşayacağız dedim. O da diğer evi sordu. İçimize sinmedi, lokasyon uyumadı falan diye ikna ettim ben. Güzel. Ozan, acaba diyorum ki bu akşam benim arkadaşlarımla yemek mi yesek? Seni çok merak ediyorlar, tanışmak istiyorlar. Çağla yapma bunu bana. Benden isteme. Bak bunları konuştuk. En başından anlaştık.
Evet, biliyorum ama bir yemek yemek ne kadar zor olabilir? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen bana birkaç gün müsaade et. Sonrasına bakarız. Tamam, olur. O zaman ben üstümü değiştireyim, sonra şirkete inerim. Sen de istediğin gibi yerleş eve. Ozan, olmaz. Balayı dönüşü bizi beraber görmeleri lazım. Beraber gidelim şirkete. Çağla. Ozan. Ben de senden bana vermiş olduğun sözü tutmanı istiyorum. Bu oyunu bir şekilde sürdüreceğiz artık. Merak etme Çağla, ben verdiğim sözden dönmem. Hazırlanayım o zaman. Evet, terasa çıktığımıza göre artık anlatabilirsin. Seni dinliyorum. Evet. Esra. Hı. Benimle Antalya'ya gelmeni istiyorum. Ya uzun zamandır uygulamanın Antalya'da kullanıma açılması için çok baskı vardı. Yani? Yani işte ben de süreci hızlandırdım biraz. Gerekli görüşmeleri yaptım. Yakında start vereceğiz. Ya tabii işin başında birinin durması gerekiyor. Yatırımcılar da bana güvenmişler. Ben de dedim yani proje koordinatörüm tamam derse neden olmasın? Ne diyorsun? Ah, Çınar, ne diyeyim yani bilmiyorum. Çok ani oldu bu bir anda. Başka bir yere yerleşmekten bahsediyorsun. Ben şoka girdim şu an. Tamam, orada haklısın yani biraz ani oldu. Ama çok eğlenceli olacak yani, inan bana. Ha, ne diyorsun? Yani sadece ikimiz mi gideceğiz? Niye öyle şey kötü bir şeymiş gibi söyledin? Hayır Çınar, saçmalama, aşk olsun. Niye öyle söyleyeyim? Anlamaya çalışıyorum hala durumu. Çınar'cığım bak canım, benim ailem burada. Evim burada, bütün düzenim burada, arkadaşlarım burada. Yani öyle üç günlüğüne tatile gitmiyoruz ki, değil mi? Yani. Ama çok teşekkür ederim bana bu kadar güvendiğin için. Böyle bir teklifle gelmen de çok mutlu etti. Ama yani kafam karıştı doğal olarak. Ya kafanın karışması normal. Ben çok çok iyi anlıyorum seni, haklısın. Ama inan bana iş için de çok iyi olacak bu. Yani eğer bu işte başarılı olursak bir sonraki adım yurt dışı. Vaa. Ozan Bey'in bundan haberi var mı? Yani şirket için de önemli bir karar sonuçta. Yani daha biz karar vermeden onun duymasına gerek yok diye düşündüm. Anladım. O zaman bana birazcık müsaade et, düşüneyim. Tabii ki müsaade senin. İstediğin kadar düşünebilirsin. Ama düşünürken buralardan uzak olmana ne kadar iyi geleceğini de düşün. Söz, ciddi ciddi düşüneceğim. O zaman önemli konumuzu konuştuğumuza göre içeri gidebiliriz. Tabii. Ya, gitmeden önce bir de Antalya'da kışın bile hava sıcakmış, biliyor musun? Ya Çınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok özledik sizi. Biz de sizi çok özledik. Hoş geldiniz. Çınar. Çağla, hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Seni çok özledim. Ben de çok. Ne yaptınız, nasıl geçti balayı? Anlat bakayım. Çok güzel geçti. Hatta o kadar güzel geçti ki her şey rüya gibiydi. Siz ne yaptınız? Biz de ne yapalım? Başımızı işten kaldırmadık. Kaç kere sabahladık biz ya? Vallahi iki gece sabahladık. Diğer günler geç çıktığımızı saymıyorum bile. Ya anlayacağınız, biz çok sıkı çalışıyoruz. Size hiç gerek kalmadı. Balayınızı yapın, tatilinizi yapın. Bu akşamki toplantıya da gelmenize gerek yok bu arada. Esra çok güzel hazırlandı. Halledeceğiz biz. Sağ olun. İyi o zaman, süper. Öyle diyorsanız öyle olsun. Teşekkür ederiz. Ben artık işin başına döneyim. Tekrardan tebrik ederim. Hoş geldiniz. Sağ ol Esra'cığım. Bu arada bugünkü toplantının dosyalarını toplantı salonuna getirir misin rica etsem? Tabii ki. Ne yaptınız bu arada? Gittiniz mi bizim pizzacıya? Tabii ki de gittik. O nasıl sorun? Çok özledim. Ozan da çok beğenmiş değil mi Ozan? Hı hı. Ama yine sıra vardı, yine sıra vardı. Eko, ne haber? İyi, seni görünce daha iyi oldum. Senden ne haber? İyi. Biz arkadaşlarla kahve içmeye gideceğiz. Sen de gelsene. He, bence hiç o toplara girmeyelim ya. Çünkü en son beni bir arkadaşınla tanıştırdığında biliyorsun ki Michelangelo'dan Buse'ye, Buse'den Çaydanlı'ya böyle korkunç bir skandallar zinciri yaşadık. Girmeyelim, boş ver. Yani evet ama bu öyle bir şey değil. Ben kızlarla tanıştıracağım seni. Ha, kızlar. Kızlara olur. Kızlara varım. Tamam, kızlara tanışırız. Sorun yok onda.
Wow, arabayı kes. Ne güzel arabaymış o ya. Arkadaşlarım onlar. Dilara, gel. Aa, pardon ya. Heh. Anne biz şey... Merhaba. Merhaba. Kızlar Eko, Dilara, Nazlı. Memnun oldum. Ha, biniyor muyuz hemen? Evet, atlayın. Tamam, atlayalım. Ya araba çok tatlıymış ya. Feda, feda. Ne haber? İyiyim, sen? İyi. Müzik falan yok mu? Deli! Deli! Kız! Menekşe. Hı. Ya bunların arası fazla mı iyi oluyor yoksa bana mı öyle geliyor oluyor? Ne oluyor ya aman? Elif Eko'ya bakmaz değil mi Zümrüt? Yok canım nereye? Elif nereye, Eko nereye? Bakmaz. Neyine bakacak Eko'nun bakılacak şeyin? Ya tamam benim mahsullerim muhteşem varlıklar. Fakat onlar da insan evladı yani sonuçta hata yapabilirler. Yani nasıl misal oğluşum zamanında hatasını yaptı oradan fırt diye geri döndü, döner. Ya boğarım ben seni ya. Vallahi boğarım. Boğarsan ölürüm, ölürsem ağlarsın. Niye geldin sen? Şey için geldim. Ya sende şey var mı? Asma yaprağında deniz tarağı. Yok. Yok mu? Deniz tarağı. Yok Zümrüt yok. Peki şey var mı? Kaz ciğeri. Yok. Kaz ciğeri ya, o da mı yok? Trüf mantarı? Yok Zümrüt, ay, yok. Yok. Yok ama bak, ay düğün yemeğinde neler vardı, neler görsen Menekşe böyle kat kat yemekler böyle rengarenk, ay görsen. Ama sen de öğren artık. Öğren bir şeyler, vizyonunu geliştir, ufkunu geliştir. Hep aynı şeyleri yedirip duruyorsun millete yıllardır. Yok yaprak sarması, yok nohut, yok kuru fasulye, yok pilav, cacık. Hep cacık, hep cacık. Ya sen kendin önce bir tost yapmayı öğren de ondan sonra benim yemeklerime laf söyle. Vallahi Zümrüt, bir lokma yemek vermem sana buradan. Aa. Aç kalırsın, ağlarsın kapında. Allah, ben senin yemeklerine kalmadım. Kızım, Zümrüt Korfalı artık cemiyette. Sosyetenin en aralınan ismiyim ben. Git artık. O size faydasızlık kızımdan uzak. Git artık. Gidiyorum ne var? Git. Al gittim. Al. Ya ne yapıyorsun? Al. Ya sen bu hast... Polis çağıracağım. Hah, Esra dosyalarını mı getirdin? Buyurun Çağla Hanım, istediğiniz dosyalar kolay gelsin. Bir yandan işe tekrar adapte olmam gerekiyor. Bir yandan ev yerleştiriyorum. İşim çok zor. Ben de dosyaları alıp evde çalışayım dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi çalışmalar. Esra! Bu arada verdiğin tavsiyeye uydum. O evde oturma fikri hiç iyi bir fikir değildi. Biz de yeni ve güzel hatıralar biriktirebileceğimiz bir ev arıyoruz. Ama ağırdan alıyoruz tabii. Roma bizi çok yordu. Hatta ikinci bir tatile bile ihtiyacımız var diyebilirim. Ama çok güzeldi. Birbirimizi yeniden keşfettik. Roma sonuçta. Boşuna aşıklar şehri demiyorlar. Çok sevindim sizin adınıza. Bence sen de gitmelisin. Hatta Çınar sana bu konuda çok iyi bir rehber olur. Roma'yı avcunun içi gibi biliyor. Bir iş seyahatini falan denk getirirsiniz belki. Olabilir. Neden olmasın Çağla Hanım? İyi çalışmalar. Sağ ol. Birbirlerini yeniden keşfetmişler. Yıkıcık. Ozan Bey seni görmek istedi. Akşamki toplantı için olan dosyaları da istiyor.
Ozan Bey buyurun, istediğiniz dosyalar. Yani gerçi mail olarak da isteyebilirdiniz ama neyse. Aklınıza takılan bir şey olursa bana haber verirsiniz. Esra. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Kaç kere aradım seni? Ozan Bey. İşle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Esra bak, bilmediğin şeyler var. Beni bir dinlersen. Ozan Bey. Sizinle benim iş dışında konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Esra. Tamam. Vur. Bir kere daha vur. Hak ettim ama beni bir dinle. Ya ben senin neyini dinleyeceğim ya? Sen bana dokunamazsın. Sen benim elimi tutamazsın. Karınla balayına gidip geldikten sonra benim peşime düşemezsin. Sen evli bir adamsın artık. Beni de böyle çirkin bir duruma sokamazsın. Esra, benim evliliğim senin düşündüğün gibi bir evlilik değil. Umurumda bile değil. Ozan, elini cebine sokunca o yüzük kaybolmuyor. Bak, sakın, sakın bana yaklaşma. Kafka kankasına diyor ki, kanka bana bir şey olursa, eğer bana bir şey olursa bütün yazdıklarımı yak. Ama Allah'tan arkadaş onun gazına gelmiyor, yakmıyor. Yani düşünsene, eğer o adam gaza girip yaksaydı, biz bugün Kafka diye bir yazarın varlığından bile haberdar değildik. Korkunç, korkunç. Yani başka bir tarafından bakınca da arkadaşına yamuk yapmış aslında. Yani işte bunlar hep dilemma. Olaya bak ya. Biz bunu hiç daha önce duymamıştık. Biraz özel bir şey. Nasıl duymadın? Duymadık. Nasıl, hiç bilmiyor muydun sen bunu şimdi? Ya sen ne çok şey biliyorsun Eko ya. Estağfurullah, estağfurullah. Ben olsam aynı durumda ne yapardım acaba? Sen ne yapardın Eko? Ben yani düşünüyorum, ben herhalde arkadaşımı satmazdım. Ama da belli de olmaz tabii. Ya ne diyeceğim Eko ya? Bizim bir kitap kulübümüz var. Sen de katılmak ister misin? Süper. Yok, istemez. Aa, isterim, isterim. İstemez canım, isteyeceğim. Kitap ama en sevdiğim şey, bayılırım. Tamam da Eko'cum, senin mahallede bir sürü işin var. Ya biz zaten niye çıktık ki mahalleden? Ya biz mahalleden çıkmış olabiliriz Elif'cim ama mahalle bizim içimizde. Ya sen ne komik adamsın Eko ya. Öyle derler. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. Aynen, neyse bundan sonra sık sık buluşup burayı kapatırız artık. Boş plan. Hesap. Biz hesabı rica edebilir miyiz? Kalkıyor muyuz? Kalkalım, ben hemen gideyim. Kızlar hadi toplanalım artık, anne merak eder. Tamam, toparlanın o zaman siz. Ya post yazı rica edeceğim. Hayır, hayır, tamam ben hallediyorum ya. Hayır ya, ne demek? Yo yo, lütfen ya ben. Hayır, birlikte. Hayır hayır ya, ben hallederim şey. Eko, olur mu birlikte? Ya tamam, ben bu seferlik ödeyeyim, sonra beraber hallederiz ne olacak? İyi hadi, tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek? Siz toparlanın, ben halledip geliyorum. Hadi biz çıkıyoruz. Hadi bakalım. Ay ay ay. Dikkat, dikkat. Biz ne yedik lan? Nasıl bir hesap ya? Büyüleyici, kıyıcı, yaşlandırıcı, yıpratıcı, bu nedir ya? Kardeşim, bizim hesap konusunda bazı eksiklerimiz oluştu. Nasıl yapalım? Olsun abi, o sorun değil. Zama biraz fazla eksik gibi, 150 lira kadar. O kadarı mümkün değil abi. Yemeğimizden keserler. Yapma ya, tabii. O kadar mı? Tamam, o zaman alternatif olarak neyi düşünebiliriz? Vale de bu arabayı bir türlü getiremedi ya. Getiremedi ya. Elif, kızlar. Ben içeride bir arkadaşımı gördüm, tesadüfün böylesi. Biraz onlarla oturacağım. Ondan sonra geleceğim, siz gidin. İyi, tamam o zaman siz gidin. Ben seninle kalayım, birlikte dönelim. Hayır hayır, sen de oturma şimdi oraya. Bir erkek muhabbeti, futbol, mutbol, korkunç bir ortam var. Siz gidin, ben sonra gelirim. İyi, tamam o zaman. Mahallede görüşürüz. Tamam o zaman, hadi bay bay. Hoşçakal. Bay bay. Ben Ozan'a zamanında bir kar küresi hediye etmiştim. Ya görmüşsündür belki, çünkü hala saklıyor. Hoş geldin anne. Sen de hoş geldin bir tane. İyi gördüm seni. Hı hı, iyiyim. Hatta bayağı iyiyim. Ay bu kadar imkanınıza rağmen hala bu evde oturmanızı anlamıyorum. Ya bu ev size küçük. Ayrıca da bir aile evi gibi değil. Biz de gerçek bir aile değiliz zaten. O yüzden bize gayet uygun. Olacaksınız Çağla. Gerçek bir aile olacaksınız, merak etme. Nasıl olacağız anne?
Hı? Biz nasıl bir aile olacağız? Esra'nın hayaleti bizim etrafımızdayken biz nasıl aile olabiliriz ki? Baksana. Hediye ettiği kal küresi bile evin baş köşesinde. Her yerde Esra var. Nereye baksam Esra orada. Biz nasıl bir aile olalım? Öyle mi? Esra, Esra, Esra. Anne ne yapıyorsun ya? Niye attın şimdi? Ozan bana kızacak. Ne yapıyorsun? Kızımın evliliğini kurtarıyorum. Ayrıca Ozan'dan bu kadar korkma. Belki de olmadığının farkına bile varmayacak. Yok. Boşa kürek çekiyoruz. Gerçekten boşa kürek çekiyoruz. Çok saçma. Ozan benimle bana acıdığı için evlendi. Biz beraberiz çünkü bana verdiği sözü tutuyor. Anne bu kadar başka bir anlamı yok. Çağla, bak sen çok güzel bir kadınsın. Ve Ozan'la evlisiniz. Aynı evde yaşayacaksınız. Bak yaşadığınız yeri iki yabancının yaşadığı bir yerden bir yuvaya dönüştürmek senin elinde. Ben Ozan'ı biraz tanıdığımı düşünüyorum. Yani Ozan evine, düzenine bağlı birine benziyor. Sen ona sofralar kuracaksın, yemek yapacaksın. Şu kapıda her gün onu gülen yüzünle karşılayacaksın. Yavaş yavaş Ozan her şeyden kaçıp buraya, sana sığınmak isteyecek, emin ol. Benim de en çok istediğim şey bu zaten. Yapabilirsin Çağla. Ozan'la Esra'nın ilişkisi bitmiş. Tıpkı şu kar küresi gibi çöp olmuş artık. Daha yeni, daha sağlam, daha güzel bir ilişki başlatabilirsin. Afiyet olsun. Yalçın. Ruh. Yalnız döndü bu. Eko yok yanında. Ya Ruh, sen içini rahat tut. Onlardan olmaz olmaz. Doku tutmaz bir kere. İyi de niye dönmedi? Nerede bu? Döner herhalde değil mi? Ya ben bunun çaresini bulmuştum. Buldum ben bunun çaresini. Yani takıyorsun o vakumlu deniz gözlüğünü takıyorsun. Mis gibi gözyaşım özyaşı yok. İçim dışım kurudu burada ya. What? I can't understand. I can... Gözlük diyorum gözlük. Böyle büyük gözlük de... Ya bana 2 milyon tane soğan doğrattınız bana ya. Ay yani içtiğinizde 2 tane köpüklü kahve. Bu mudur yani? Bunun cezası bu mu? Şuraya bak. İçim dışım kurudu ya. Abi tamam tamam, sen de ne kadar soğan varsa doğramışsın. E ne yapayım, verdiler doğradık oğlum, bitti mi yani? Tamam bırak, eline koluna sıkın. Ya çok şükür ya. Ne zaman istersen de buyur gel çayımızı iç. Ya tövbe, ben bir daha buraya gelir miyim ya? İşim olmaz bir daha valla. Bu arada abim, bu para pul meselelerini çözmen lazım senin. Her mekan bu kadar anlayışlı değil, doğru, bilgin doğru olsun. O kadar doğru söylüyorsun kardeşim. Para pul olaylarını halletmek lazım, var. Onunla ilgili benim güzel planlarım var. Bakacağız onlara. Bir daha da görüşmeyelim, hadi bakalım. Esra, canım arkadaşım, ben de seni bekliyordum. Bak sana ne aldım, pastane krekeri en sevdiğinden. Ya Esra, olmuyor ama böyle. Biz seninle daha ne kadar küçük olacağız? Ya ne yapayım? Siz öyle görmeye içim el vermedi. Ben de dayanamadım, gittim konuştum Ozan'la. İyi alt ettin Zeyno. Çok işe yaradı değil mi? Ozan gitti, gene Çağla'yla evlendi. Ben böyle olacağını bilsem ağzım açıp tek kelime eder miyim kardeşim ya? Vallahi zaten çok sinirliyim Ozan'a. Biz seninle ne yapalım biliyor musun? Böyle alalım Ozan'ın fotoğrafını. Böyle şeytani böyle şeyler, boynuzlar çizelim. Sonra benler çizelim falan. Sonra böyle panayı yapıştıralım. Dart atalım onu, dartlayalım ha. Güldün. Bitti değil mi küslük? Hı? Evet bitti. Ama bak, bir daha bana sormadan iş çevirmek yok. Yapar mıyım ya? Yapar mıyım ben? Canım arkadaşım. Akılandım kızım ben. Döndü mü onlar? Döndüler evet. Ya gitti karısıyla balayı, tatili yaptı. Döndü şimdi de benimle konuşmaya çalışıyor. Aptal. Aptalım ben Musa. Aptalın tekiyim ben. Esra'yı doğru düzgün dinlemeden gittim Çağla'ya, evlenme teklif ettim. Şimdi herkes benim yaptığım hatanın bedelini ödüyor. Yani ama istiyorsan şöyle yapabiliriz abi. Ben gideyim Zeyno'yla konuşayım. O da Esra'ya işin aslını aslarını anlatsın. Olmaz. Ben o hatayı bir kere yaptım Musa. Bundan sonra Esra benden dinlemeli olanı biteni. Evet, haklısın. Yani seni tebrik ediyorum. Bir insanın ömrü hayatında yapması gereken ne kadar hata varsa kısacık sürede yaptım bunu. Yani bundan sonra fire vermeden devam etmen gerekiyor. Eğleniyorsun değil mi Musa? Buldun fırsatını bana saydırma fırsatını. Sıra sıra saydır Musa. Hiç kaçırma Musa, hiç. Ya estağfurullah abi, öyle şey olur mu? Ama yani bir yandan da merak ediyorum bu konuda ne yapacaksın diye. Bu gece her şeyi açık açık anlatacağım Esra'ya. Asla dinlemeyeceğim Zeyno, asla. Benim Ozan'dan gelecek herhangi bir cümleyi duymaya tahammülüm yok artık.
Allah Allah, ne diyecek acaba Ozan Bey? Hayır, yani niye bu kadar ısrarla arıyor ki seni? Ne söyleyecek acaba? Ya yok Zeyno be, hakikaten yok. Tamam, sustum. Ya benim asıl düşünmem gereken başka bir şey var. Çınar bana bir iş teklifinde bulundu. Ha. Uygulamanın Antalya ayağını beraber kuralım diyor. Oh, hayata bak. Antalya'ya gidip gel canım. Yok. Yani eğer kabul edersen Antalya'da yaşayacağım. Yani bir 6 ay kadar. Sen kabul etmedin değil mi bu işi? Hayır Zeyno, tabii ki kabul etmedim. Halan demen lazım şu an Esra. Zeyno, bilmiyorum. Daha bir şey demedim. Ozan'dan uzaklaşmak iyi gelebilir bana. Ya bilmiyorum işte, kafam karışık. Peki Ozan'ın haberi var mı senin gideceğini? Yok. Ama bu defa sakın sen söyleyeyim deme. Ozan, hoş geldin. Çok güzel şeyler söyledim, bayılacaksın. Vallahi çok güzel görünüyor şu an ama ben yedim. Sana afiyet olsun. En azından bir tadına baksaydın. Sağ ol. Peki. Nasıl istersen. Ne işi var çöpte? Şey, ben sabah rafları düzenliyordum. Onu da öyle eski görünce atayım dedim. Sen istediğin gibi düzenleyebilirsin dedim. Çağla, eve istediğin gibi yerleş ama bir daha bana sormadan bana ait olan bir şeyi sakın atma. Sakın, lütfen. Tabii ama dediğim gibi eski olduğu için. Abi. Eski değil. Benim için çok değerli olan bir şey. Bir daha olmaz Ozan. Ben üstümü değiştirip çıkıyorum, sana afiyet olsun. İsterseniz yemekleri beklemeden başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Kesinlikle. Buyurun, sizi dinliyoruz. Önünüzdeki dosyalarda yakındakiler uygulamasına katıldığınız takdirde kazanacağınız avantajları görebilirsiniz. Örneğin... Ozan Bey. Bu ne güzel sürpriz, sizi beklemiyordum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Ya biz de beklemiyorduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle önemli bir toplantıyı kaçırmak istemedim. Rahatsız etmiyorum umarım. Tam tersine, gelmenize çok sevindik. İyi ki geldiniz. Adınızı çok duydum Ozan Bey. Tanıştığınıza sevindim. Öyle mi? Ben de. Esra Hanım, buyurun. Devam edin lütfen. Evet, nerede kalmıştık? Uygulamamızın en büyük avantajı sizi gençlerle daha hızlı bir biçimde kaynaştırabilmesi. Örneğin, uygulamamıza katılan prestijli otellerin 40 yaş altı müşterilerinin %50 oranında artış gösterdiğini önünüzdeki grafiklerden görebilirsiniz. Ya Hande Hanım, anca bize öyle uzaktan bakarsın işte. Biz sensiz çok mutlu bir aileyiz. Senin artık bu evde yerin yok. Çağla da evlendi. Döndüğümde seni burada görmeyeyim. Bu evde sana ait olan ne varsa bana da ait Arif. Öyle mi? Öyle. Beni 5 parasız boşadın ama artık akıllandım. Bana böyle davranamazsın. İki çocukla beni terk edip giden bir kadına malumluk vereceğimi mi düşünüyordun? Hı? Seni muhatap aldığıma şükret. Ben çocuklarımı yeniden kazanacağım. Bu ev benim de evim. Gitmiyorum. Hande! Çağla'nın mutluluğuna gölge düşmesin diye burada kalmana izin verdim. Ama ikimiz de biliyoruz ki senin derdin çocuklarını kazanmak değil. Senin derdin onlara bırakacağım servet. Döndüğümde seni burada görmeyeyim. Sakın ha! Sakın!
söyleyeyim. Esra Hanım'a hayır demek mümkün değil. Dersine o kadar iyi çalışmış ki bizi etkilemek için bir tek görüşme yetti. O zaman hayırlı olsun diyebiliriz herhalde. Bence çoktan dedik bile. O zaman hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çınar. Çok pardon ya. Benim buna bakmam lazım. Kusura bakmayın lütfen. Hemen dönüyorum. Alo. Efendim? Kusura bakmayın Çınar Bey. Önemli olmasa aramazdım. Babanız annenizle tartıştı. Anneniz sinir krizi geçirdi. Ortalığı birbirine kattı. O sinirde de elini kesti. Hastaneye falan gidelim dedim ama onu da kabul etmedi. Çağla Hanım panik yapar diye de sizi aradım. Yok yok yok. Sakın Çağla'yı arama. Kız zaten stresli bu ara. Ya ben de bir toplantıdayım şu an ama. Neyse. Tamam, hallediyorum ben. Geliyorum şimdi. Tamam. Hadi görüşürüz. Şey, çok pardon. Ya önemli bir telefondu da. Benim gitmem gerek. Bu akşamlık sizi Esra Hanım'la Ozan Bey'e bıraksam sorun olur mu? Hayır, hayır. Konuşulacak her şeyi konuştuk zaten. Çok sağ olun. Ne olur kusura bakmayın tekrar. Çınar ne oluyor? İyi misin? Şey, çok önemli bir şey değil ama gitmem gerekiyor. Sonra konuşacağız tamam mı? Anlatacağım sana. İyi akşamlar. Estağfurullah. İyi akşamlar. Bir hafta sonu sizi de otelimizde ağırlamak isteriz. Kesinlikle. Tabii, tabii kesinlikle. Tabii, neden olmasın? Aa. Napolyon Savaşı hangi silahla kazanmıştı ya? Pompalı tüfek miydi? Ne alakası var pompalı tüfek? Eko? Evet. Ya Eko bir şey soracağım. Sen kitap okuyorsun ya. Napolyon savaşı hangi silahla kazandı? Para. Hatta para değil, para, para, para. Ayrıca onu bir tek Napolyon söylemiyor ki babacığım. Onu ben de söylüyorum yani. Para, para, para. Ya baba, görüyorsun işte bak. Bizim para ihtiyacımız birkaç şöyle. Ya bak bulmacada bile para. Hep para, hep para, hep para. Babacığım evren bize bir işaret gönderiyor. Bunu artık görmemiz lazım. Bizim bir şekilde ne bileyim voleyi vurmamız lazım. Köşeyi dönmemiz lazım. Yani nasıl tabir edersen et artık bunu. Ama bize para lazım baba. Ya oğlum daha ne istiyorsun ya? İyiyiz böyle işte. İyi kötü geçiniyoruz. Yo hiç iyi kötü geçindiğimizi görmedim ben. Biz hep kötü kötü geçiniyoruz baba. Double kötü. Hep kötü. Bana bak Eko gecenin bu saatinde ukalalık yapacağına. Gir bir işe çalış adam gibi ekmeğini kazan. Babacığım güzel babacığım ben sana bizim mahalle evreninin dışında bir evrenden bahsediyorum. Ki o evrende bir tane kahve bir aylık maaşa denk geliyor. Yani çalışarak elde edilebilecek bir para değil babacığım. Yani bir şekilde böyle bir atılım yapmamız lazım. Köşeyi dönmemiz lazım. Hızlı para, kolay para. Ya oğlum işte elimizde avcumuzda olan bu işte. Yani lokantamız var. 3-5 akıyor. Ha sen şey diyorsun parfümler evet parfümler satıldı ama ondan gelen para da belli. Yeni sipariş verdiler evet de. Ah be Eko ya taş atsam tavşanı ürkütmüyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir geri al konuyu. Hikayeyi geri al bir. Tavşan mı? Tavşanı geç. Babacığım parfüm. Parfüm. Parfüm harika fikir. O fikri biz geliştirelim, ilerletelim. Yani niye biz oradan kâr edemedik ki baba? Bu tavşanlar niye ürkmedi? Oğlum bu işlerin maliyeti çok yüksek. Bir kere bak. Şimdi bunun ham maddesi var. Ha. İşçiliği var. Paketleme var. E sonra ne yapıyorsun? Var olan her şeyi atölyeye gönderiyorsun. E atölyeden ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Ama baba çok müsrifsin. Fazla müsrif görüyorum seni. Bırak atölyeyi matölyeyi boş ver babacığım bak. Demir gibi iki tane adamız ya. Dört tane elimiz var biz üretiriz. Boş ver atölyeyi. Ya. Vallahi üretiriz. Eko zor işler bunlar. Olmaz olmaz. Çok zor iş. Yahu babacığım burada Orta Doğu ve Balkanların geçmişin ve geleceğin tarihin gördüğü en büyük kimyager oturuyor burada ya. Şu yeteneğinle artık bir barışır mısın baba? Lütfen bir yeteneğinle barış. Bir tanı kendini tanı kendini bil. Lütfen sen yaparsın. Alasını yaparsın. Tabii evet evet. Tabii ki ya. Tabii ki. Evet. Ya ben biliyorum tabii ki daha alasını yaparım ben ya. Ama bir şey diyeceğim. Ama? Her şeyden önce bize bir mekan lazım ya. Ayrıca o mekanın havalandırma sistemi çok önemli. Sonra yüksek ısılı ocaklar lazım. Nereden bulacağız? Ha, baba. Çok iyi. Artık sen bir parfüm imparatorusun. Ha, tabii. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin gibi genç ve yetenekli biriyle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Gidiyorum, ne yapacağım? Esra, oturur musun? Konuşacağız. Buraya bu yüzden geldin değil mi? Evet. Sana inanamıyorum Ozan, gerçekten. Esra, bekler misin? Ben bırakacağım seni. İstemiyorum diyorum ya, bela mısın? Ben arabamı alabilirim. Esra! Esra! Esra, gel seni bırakayım arabayla, oturup konuşalım. Esra! Esra! Ozan, defol git başımdan diyorum ya, istemiyorum! Bizim Çağla ile aramızda hiçbir şey yok. Bu evlilik gerçek bir evlilik değil. Bir söz vermiştim, çıkıp imza attım, o kadar. Başka da bir şey yok. Ya sen neden bahsediyorsun? Çağla ile Bolay'ına gittiniz siz. Mutlu mesut döndünüz oradan. Parmağınızla yüzükleriniz var sizin. Hepsi göstermelik. Çağla zor durumda kalmasın diye oynanan bir oyun sadece. Ya sen neden bahsediyorsun be? Böyle bir oyun mu olur? Sen Çağla'yla aynı evde kalmıyor musun? Aynı yatağa girmiyor musun onunla? Girmiyorum. Esra, bizim Çağla'yla aramızda hiçbir şey olmadı, olamaz. Ben hep seni sevdim. Bundan sonra da sadece seni seveceğim. Benim kalbimde senden başkasına yer yok. Ne oldu Ozan? Ne değişti? Hani nefret ediyordun benden? Hani intikam almak için de her şey, hani korkunç biriydim ben, ne oldu? Benim yaşadıklarımı öğrenince acıdı mı bana? Ben senin sevgini de, senin merhametini de, senin şefkatini de istemiyorum, duydun mu? Senin hiçbir şeyini istemiyorum artık. Bunun merhametle bir ilgisi yok. Görmüyor musun halimi? Aşığım sana Esra, görmüyor musun? Sen acını yaşarken senin yanında olmayı çok isterdim. Ama sen beni kör bir kuyuya atıp çekip gittin. Ben aylarca o kör kuyuda bir ışık bulabilmek için çırpındım ya. Bir neden aradım, beni bir sürü cevapsız soruyla bırakıp gittin. Ben daha yeni anlıyorum senin neden gittiğini. Neden sana güvenemediğimi. Evet, geç kaldım. Evet, hayvan herifin tekiyim, evet. Ama bırak hatamı telafi edeyim, ne olur. Ne olur, senden bu şansı istiyorum, tek istediğim. Ya sen benden ne istiyorsun? Sen bunları anlattın diye ben tamam o zaman deyip senin kollarına mı atılıyorum? Evli bir adamın sevgilisi mi olayım ben? Sen benden ne istiyorsun? Bekle. Bırak her şeyi yoluna koyayım. Beni beklemeni istiyorum. O kadar. Sen Çağla'yla evlendiğin gün değil. Duyduğun şeyleri yarım yamalak anlayıp ona evlenme teklif ettiğin gün bitti her şey. Anladın mı beni? Bitti. Bitmedi. Bitmedi Esra. Esra, bana hala aşıksın biliyorum. Ve beni bekleyeceksin, bunu da biliyorum. Öyle mi diyorsun? Öyle. Onu göreceğiz. Sağ ol Çınar. Önemli değil. Önemli. Ya benim için çok önemli. İnşallah bunu alışkanlık haline getirmez. Bir dahaki sefere ben olmayacağım çünkü. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum ama lütfen bir şans ver. Ben her şeyi telafi etmek istiyorum. Ne şansı ya? Neyi telafi edeceksin? Ya bak, bence sen ne yap biliyor musun? Nereden geldiysen, bizi terk ettiğinde nereye gittiysen oraya git. Tamam? Bu sefer gitmek yok. Ben sizin için savaşacağım. Oo, çok geç kaldın anne. Biz çoktan büyüdük. Sana ihtiyacımız yok artık. İnsanın her yaşta bir anneye ihtiyacı vardır. Bak, oradan nasıl gözüküyoruz bilmiyorum ama bizim içimiz kırık dökük. Paramparça. Baksana Çağla'ya.
ne hale geldik biz? Küçücük bir sevgi parçasına tutunup çırpınıp duruyor. Farkındayım. Ben her şeyin farkındayım. İşte bu yüzden de sizi mutlu görmeden ben buradan gitmeyeceğim. Of, ne yapıyorsan yap ya, tamam. Zaten ben burada olmayacağım senin saçmalıklarını izlemek için. Esra'yı da alıp gideceğim. Ne demek o? Nereye gidiyorsun? Antalya'ya yerleşiyorum, iş için. Sen bu kıza çok mu aşıksın? Evet, çok aşık. Senin temsil ettiğin her şeyin tam tersi çünkü. İyi kalpli, güçlü, şefkatli. Onun kalbini kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama onu elde etmek için değil. Ona layık biri olmak için yapacağım. Ya ben ne anlatıyorum sana ya? Ben seni bir otele yerleştireyim. Hoş geldin. Çağla. Sen uyumadın mı hala? Uyuyamadım. Yani nerede uyuyacağımı bilmediğim için yerini de işgal etmek istemedim. Tabii ki sen yatakta yatacaksın, ben de kanepede. Ozan, hem evini işgal ettim hem seni yerinden ediyorum. Saçmalama Çağla, bu zaten... Zaten. Bu geçici bir durum. Evet, biliyorum, sürekli söylemene gerek yok. Zaten ben bu saatlerde uyumam. Onu diyecektim. Neyse, ben bir örtüyle yastık alayım. Ozan. Ya biz eskiden böyle değildik. Uzun uzun sohbet ederdik, gülerdik, eğlenirdik. Şu an resmen benden kaçıyor gibisin. Çağla. Ozan. Benim sana bir teklifim var. Şu tedirginliği atalım üstümüzden. Eskisi gibi yakın arkadaş olduğumuz döneme dönelim, olmaz mı? Ya haklısın, çünkü ben de sana nasıl davranacağımı şaşırdım. Yani senin üzülmen ya da senin kalbinin kırılması benim isteyeceğim son şey. Tamam o zaman. Ben şahsen eskisi gibi gülüp eğlendiğimiz, yakın arkadaş olduğumuz döneme dönersek mutlu olurum. Anlaştık. Şu asık suratları da ortadan kaldırıyoruz. Ben gidip örtüyle yastık alayım. Tamam. Düğüne gelmeyi çok isterdim ama yurt dışındayım. Ne olur affet. Hiç önemli değil. Bir yemekle telafi ederiz. Zaten biz de yeni evimize parti vermek istiyoruz. Değil mi aşkım? Tabii. Bekleriz. O zaman beyefendiye şükürler. Günaydın. 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 Ya Eren'cim, bir bakabilir misin? Tabii. Sana kahve aldım. Bana. Hı. Niye şaşırdın ki? Bilmem. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi ki varsın ya. Sağ ol. Sen de. Bir şey diyeceğim. Ben terasta bir hazırlık yapmak istiyorum da. Hı-hı. Birini unutamayacağı bir sürpriz yapacağım. Bana yardımcı olur musun? Sürpriz benim işim. Tabii tabii, yardımcı olurum ama ya ben ne yapacağım? Sen kahveni iç, ben sana anlatacağım. Tamam. Heyecanlandım. Eko'cum, ne haber? Aa, ekrandan Eko'ya, Eko'dan Eko'cuma harika bir yolculuk içindeyiz. İyi Elif'cim, sen nasılsın? İyi. Akşam sinemaya gidelim mi? Sonrasında da kahve içeriz, film konuşuruz. Sinemaya gidemeyiz. Sinemaya gidersek burada bir ton şimdi gazoz var, ya? Çay var, kahve var, ya? Bilmem ne. Aa, çok para, çok. Sana bir şey sordum. Bu ara olmaz. Yani aslında çok iyi olur. Sinema güzel fikirdir her zaman ama bu ara yapmayalım. Bir ara gideriz. Başka zaman, daha geniş bir zamanda yapalım. Gidelim, güzel çaylar içilir, kahveler içilir, biletler alınır, mısırlar falan. Sonra yapalım. Ben bir de şimdi gideyim. Babam çok bekler. Gideyim de biraz babamla ilgileneyim ben. Yapılır ama. Yapılır ama bugün değil. Hadi görüşürüz o zaman. Yani bugün değil, ilerisinde mutlaka görüşürüz tabii. Aa. Resmen bildiğin reddedildim ya. Baba,
Baba, emanetleri getirdim. Ay, her şey tamam. Hepsini aldım Emin'in önünden. Tüm liste burada babacığım. Her şey. Sen bunları böyle bayrak gibi açıp getirsen herkes görecek. Annen görmeden bunları hemen saklamamız lazım. Evet, saklayalım. Şeye bakacağız. Dolaba sokalım. Dolaba sokalım. Olur Eko. Zaten burası da lokanta değil, tamirhane. Menekşe de bunu hiç açmaz. Evet. Tövbe tövbe. Tamam. Ya bunu göremeyeceği bir yere saklamamız lazım. Eko. Ha evet, bu boyu orada görmez. Hayatta görmez. Şu sandalyeyi bakayım. Çek sen. Çek. Bunu mu vereyim? Al. Ver baba. Bir bak orayı sen. Al bunu da. Baba şunu bir tut. Ver onu. Al sen bunu. Koy koy. Al, at abi. Ha. Şunu ver onu da. Al, al bakayım şunu da. Ay Eko ya. Huni'yi unuttuk, Huni'yi. Ne Huni'si ya? Ne yapıyorsunuz? Ya bir şey yaptığımız yok. Ben mecaz yapıyorum. Her zaman gibi Eko yine delirdi. Bir Huni'nin eksik dedi. Babam bana Huni alacak. Böyle kafamda Huni'yle beni düşünsene. Mahallede servis yapar. Anne biz bir şey düşündük. Ah, siz düşünebiliyor musunuz? Aşk olsun anne ya. Baba geliştirmek ister misin bu şakayı? Anneciğim biz düşündük ki, biz babamla dedik ki annem burada böyle çok yoruluyor dükkanda. Akşama kadar ayaklarına karasular iniyor. Annem dedi ki akşamları dükkanı artık kapatmasın. O evde böyle yayılsın, televizyonu izlesin, biraz dinlensin falan. Biz kapatalım dükkanı. Nasıl? Koy kendine bir çerez, yap çayını. Mis. Ne çeviriyorsunuz siz? Ya aşk olsun anne ya. Sen ne kadar kötü niyetli bir insana dönüşmeye başladın. Yani bu ailede hiçbir iyi niyetli yaklaşım karşılığını alamayacak mı ya? Bak senin içinden böyle minik bir zümrüt korfalı yetişiyor söylemedi deme. Eko çok doğru konuştun. Evet. Yani keşke iyi niyet icat etseydin. Hep bir yanlış anlaşılmalar, bir paranoyalar, bir şey kuşkulanmalar. Üzülme, üzülme babacığım. Ya tamam yalça kırılma hemen. İyi siz kapatın dükkanı. Tamam. Ama dükkanı tek parça isterim. Tabii canım biz dükkanı ne yapacağız? Hayda. Parçalara mı böleceğiz? Ya ruhum o hatayı bir kere yaptık. Bir daha yapar mıyız? Hiç. Tövbe estağfurullah. İyi ya ben de erken erken eve gider ayağımı uzatır. Keyfime bakarım ya. Değil mi? Babacığım her şey hazır. Bütün malzemeler tamam. Akşam annemi eve göndeririz. Sonra imalata başlarız tamam mı? Aynen öyle. Efendim? Ozan Bey, Esra görüşmek istiyor. Müsait misiniz? Evet, evet. Müsaitim. Gelsin. Esra? Ozan. Sen dün bana söyleyeceklerini söyledin. Benim de sana söyleyeceklerim var. Tamam. Sen yeter ki benimle konuşmak iste. Otursana. Yok ya, bence hiç oturmayayım. Akşam terasta buluşalım, olur mu? Olur, tamam. O zaman akşam görüşürüz. Elif! Kızım hadi gel sofraya, sana şahane bir spansiyel hazırladım. Oh, var ya, bir de acıktım ha. Anne, bu ne? Ta 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 ta, Serhat. Serhat? Kim Serhat? Fen Lisesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra mühendislik bölümünü de iyi bir dereceyle bitirmiş. Kötü en ufak bir alışkanlığı yok, müzik dinlemeyi çok seviyor, evliliğe sıcak bakıyor. Ilımlı bir kişilik Serhat. Anne bırak Allah aşkına, bu ne ya? Ya ne buruşturuyorsun? Ay niye buruşturuyorsun? Beğenmedin de geç git. Niye buruşturuyorsun? Reyhan. İkinci spensiyele geç. Beğenmedi. Al bakalım Elif'ciğim. Teyze sen de mi? Hiç bakma. Elçiye zeval olmaz. Hmm. O çocuk Eyüp. Eyüp de mühendisliği bitirmiş. Kendisine ait özel bir şirket kurmuş çocuk. Anne ne çocuğu ya? Yani bu kelli felli bir amca. Madem bu kadar beğendin bunu teyzeme ayarlasan. Aa, nereden çıktı şimdi o ya? Ya teyzeni beğenip de alırım bu adam onu. Ne yapsın abla, sen de ortaya laf. Abla. Ya Reyhan işte olmadı, beğenmedi. Demek ki yaş filtresini daraltmamız lazım. Not al bunu. Anne, hayırdır bu ne telaş? Yani sen bu kadar mı meraklıydın benden kurtulmaya? Ya kızım, Elif'im ne telaş ya? Ben senden kurtulmanın peşinde değilim. O faydasız Eko'dan kurtulmanın peşindeyim. Ya gördüm ya, son zamanlarda böyle ılımlı ılımlı falan bir şeyler yapıyorsun. Hayır. Yani haylice endişelendiriyorsun beni ya. Anneciğim ne ılımı Allah aşkına? Var. Hayır, bizim Ertenlere kaybedecek bir korfalımız daha yok. Anne, bak
Biz Eko'yla şu anda sadece arkadaşız. Ama evet, kendisi benim için çok değerli biri. Bak. Ben geç de olsa bu değeri anladım. Afiyet olsun. Hiç sevmediğim şeyler bunlar. Yok arkadaşım, yok değerini anladım falan. Saçma sepelek cümleler bunlar. Hayır, ne var bu ertenlerde anlamıyorum ki yani. Bir bizi kendilerine çeken ne var yani? Çınar. Ah. Ya ben de diyorum ki ortamda bir cıvıltı, bir enerji eksik. Gel otur şöyle. Ne yaptınız dün? Ben yemekten çıktıktan sonra bir şey oldu mu? Yemekler yendi, uygulamaya katıldılar. Ondan sonra da ayrıldık. Her şey yolunda yani. Süper. Asıl sen ne yaptın? Niye öyle apar topar gittin? Bir anlatsana. Ya... Annem sinir krizi geçirmiş. Ortalığı karıştırmış. Etrafı dağıtmış. Dağıtırken elini kesmiş falan. Saçma sapan. Aldım onu hastaneye götürdüm. Yetmedi ilaçlarını aldım. Yetmedi otele yerleştirdim. Dün yine kendime verdiğim sözleri tuttum bir akşamda kısacası. Çınar öyle demesene ya. Sen yapman gerekeni yapmışsın. Başka ne yapabilirdin ki? Ya gitmeyebilirdim Esra. Yani ben çocukken hastalandığımda bir kere bile yanımda olmayan bir kadından bahsediyoruz. Hak etmiyor bunları ya. Ama ben salak olduğum için işte. Yani istikrarda Çınar gibi olacaksın. Hayır Çınar. İyi kalplilikte Çınar gibi ol. Çınar, sen benim hayatımda tanıdığım en iyi, en akıllı insanlardan birisin. Deme kendine öyle şeyler. Sağ ol. İyi geldin. Şey, yani bir gitsin ben rahatlayacağım aslında biliyor musun? Hani beni korkutan böyle o dün akşamla kalmayacakmış gibi gelmeye başladı. O yüzden. Neyse, güzel şeyler konuşalım. Dün benim yemeğim yarım kaldı. Fark etmişsindir. Onu bir tamamlayalım istersen bu akşama. Hayır olmaz. Çünkü benim bu akşam bir planım var. Açıklamamızı yapalım. Hah. Evet, hoş geldiniz. Çağla ile Ozan da geldiğine göre açıklamamı yapabilirim artık. Arkadaşlar, sizi kısa bir süre böyle öne alabilir miyim? Bir açıklama yapacağım. Evet, eminim hepiniz neden bu akşam burada toplandığınızı merak ediyorsunuzdur. Yani bir şey kutluyoruz da, ne kutluyoruz? Ben bir süredir görüşmeler yapıyorum. Ama sonuçlanmadan sizlere söylemek istemedim. Nihayet sonuçlandı. Uygulamamızı Antalya'ya kullanıma açıyoruz. Bravo! İnanamıyorum, ben bile bilmiyordum. O yüzden Çınar'la ben işin başında olmak için Antalya'ya gidiyoruz. Aa, kötüymüş ama yani. Ne kadar kalacaksınız orada? Yani şimdilik durum belirsiz. 5-6 ay kalırız gibi gözüküyor. Yani büyük bir işe kalkışıyoruz. Başında durmamız gerek. Sağ olsun Esra da beni kırmadı. Benimle gelecek. O zaman tebrik ederim Çınar Bey. Tebrik ederim Esra. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çınar, bana bile söylemedin. İnanamıyorum sana. Yani sürpriz olsun size. Teşekkürler.
Pardon. Ozan Bey. Siz tebrik etmeyecek misiniz? Ne yapıyorsun sen Esra? Gidiyorum. Senin suratını bir daha görmeyeceğim için de çok mutluyum. Ey arkadaşlar, hadi eğlenceye devam. Hadi o zaman kutlayalım. Hadi. Hadi. Gözdeci sen de gidersin kesin. Ay, çok güzel olacak. Nasıl? Mutlu muyuz? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Neden benim bunlardan haberim yok? Ama sakin ol Ozan. Sürpriz yapmak istedim sana. Beğenmedim. Beğenmedim. İptal olacak o iş. Yok. Hiçbir şey iptal olmayacak. Sen kimsin ya? Babanın hisselerinin arkasına saklanarak geliyorsun. Geçmiş karşıma bana patronculuk oynuyorsun. Ben bu şirkete hayatımı, yıllarımı verdim Çınar. Burası senin oyuncağın değil. Ozan. Sen neyden rahatsız oldun ya? Ha? Açık konuşsana. Herkes çok mutlu. Herkes kutluyor. Çağla çok sevindi. Seni rahatsız eden ne? Çınar. Böyle bir hamle yapmak için aylarca hazırlanmak gerekir Çınar. Böyle gözü kapalı cahilce girilmez bu işlere. Lan bırak şimdi onu. Sen asıl neye kızdın onu söylesene. Dürüst olam. Çınar, Ozan, etrafınıza bakar mısınız? Neredesiniz şu an siz? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Çağla haklı. Çok pardon arkadaşlar. Herkes keyfine baksın. Kusura bakma Çağla. Ozan. Ozan. Ozan dedim. Şimdi sırası değil Çağla. Ben bakıyorum. Hayır, her güzel bir şey yapmaya çalışım da engel oluyor ya. Bak ben bu yüzden dedim söylemek istemiyorum diye. Böyle oluyor çünkü. Bak lütfen sakin ol. Biz bu işin altından kalkacağız. Hatta beraber mükemmel işleri imza atacağız. Herkes de bize saygı duymayı öğrenecek, tamam mı? Çok tatlısın. Gitti. Durduramadım. Kocaman adam. Hı. Ozan işte klasik. Yani her şeyin başına durmayınca rahatsız oluyor. Ama alışacak. Bu arada Ozan'ın aksine ben verdiğiniz habere çok sevindim. İkiniz bu işin üstesinden çok iyi geleceksiniz. Sağ ol. Hem ne demişler? Tedbirli mekanda ferahlık olur. Biraz uzaklaşmak herkese iyi gelecek. Özellikle de sana Esra'cığım. Çünkü son zamanlarda biraz keyfin kaçık gibiydi de o yüzden söyledim. Yo, siz öyle gelmiş Şahlı Hanım. Aksine benim keyfim yerindeydi. Yani hatta uzun zamandır kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Süper. Daha da keyifleneceğiz. Ben uçak biletlerini aldım, hafta sonu yola çıkıyoruz. İşte şaheseri Beko. Bu sefer var ya çok iyi oldu. Vallahi de billahi de çok iyi oldu. Hatta var ya eskisinden çok daha iyi oldu. Ya daha iyi laf mı babam? Mükemmelin iki adım ötesindeyiz ya. Harikasın. Vallahi oldu. Aynen öyle, aynen. Aynen öyle de Beko. Bu sinek ne arıyor burada? Hangi sinek? Kovala şu sineği. Ne sineği ya? Bunu bak parfümlerin içine falan girmesin. Mahvolur ha. Onun için emeğimiz zayi olur oğlum. Dur babacığım çözeceğim. Hangi sinek? İşte ben görüyorum. Sen mi görüyorsun? Bak işte. Tamam. İyiyiz. Bir şey yok. Emin misin? Eminim. Vallahi durdu. Bir şey yok. Of Eko. Oh. Kalbim durdu sandım ya. Benimki bir durdu gitti genelde. Oh. Tamam. Oh. Neyse. Sinek de gitti herhalde. Sinek de gitti mi? Gitti mi sinek? Yok sinek mi? Hayır. Baba bir şey söyleyeceğim. Her şey çok normal, çok yolunda ilerliyor. Ben çok korkuyorum. Vallahi bak hiç iyi değilim ben. Ya Eko. Maşallah de nazar değmesin oğlum. Maşallah. Yok. Evet, şimdi. Tam şu anda mı basıldık? Şu anda mı basıldık? Ben bu lafı söylerken mi basıldık ya? Ya Eko ya.
Oğlum, evlat. Evlat bir sakin ol. Şimdi çok soğukkanlı bir şekilde kapıya git ve kim gelmişse gelmiş, kapalıyız de, kapalıyız. Ya baba sen havaya girince böyle bir dilin minin tavrın hep değişiyor. Evlat ne Allah aşkına ya? Yıl olmuş 2023, hala evlat diyorsun. Aç. Aa. Buyurun Zümrüt Korfalı. Hadi teyzeciğim. Bu ne hal böyle ya laylonlara? Palyanço mu oldun? Yok şey... İşsizlik tabii palyanço oldu. Bir şey olmuyor aslında. Biz burada ilaçlama yapıyoruz. Ondan böyle o ilaç da hep yere çöktü. Sen de biraz hemzemin sayılırsın. O yüzden hiç soluma. Hiç soluma, durma burada. Git. Vallahi git. Solumayım. Ne, nasıl bu kok? Şimdi... Yok mis gibi kokuyor. Vallahi mis amber. Ay ne güzel ilaçmış bu böyle. Zümrüt teyzeciğim, hayır olsun inşallah. Ne vardı, ne oldu? Yine repertuarda yeni bir kötülük mü var? Ne yok oldu? Yok, hep bildiğin şeyler. Kızımın peşini bırakman için çek yazdım sana. Ha çek. Evet. Niye çek? Sizde bir aile geleneğimiz Zümrüt teyze. Yine çek. Çek ama kabul edemem. Kabul edemem. Vallahi kabul edemem. Ayrıca siz kendinizi çok tekrar etmeye başladınız. Biraz böyle yeni kötülükler, spesifik kötülükler. Ya beni nereden vuracağınızı da çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ona rağmen kabul edemem, etmeyeceğim. Bak, kaç sıfır var biliyor musun? Bakmıyorum. Bak. Ya bir bak sen. Bak. Vallahi bakmıyorum. Ya bir bak. Hı. Ya sen zaten baksan da anlamazsın. Nerede sende o beyin? Bak, ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4... 5-0. Git kendini daha fazla sevdirmeden git. Gel buraya bak. Ya gel buraya fakir. Allah Allah. Yok yok, çek devri kapanmış. En iyisi nakit. Şak diye vereceksin eline nakit parayı, olacak bir çek. Ne anlarlar çekten mekten. Sen ne konuşuyorsun yine kendi kendine çekmek? Hem sen nereden geliyorsun? Ya şu faydasız Eko'ya gittim, senin peşini bıraksın diye çek teklif ettim. Ne yaptın anne ya? Ya yani beni çocuğa rezil ettin. Ne yaptı, kabul etti mi? Ama nerede edecek Seme? Allah'ın Semesi ne anlar çekten? Ya dönüp de sıfırlarına bile bakmadı ya. Ya bu gençlik nereye gidiyor böyle, ben anlamıyorum ki. Sıfırlarına bile bakmadı. Bakmadı. Vay. Bakmadı, insan bir döner bakar. 3-0 mı, 5-0 mı, 10-0 mı, kaç sıfır? Önce bir dön bak, ondan sonra reddet. Ama önce bir bak. Dön de bir bak. Beri bak. Sen nereye gülüyorsun? Gülmüyorum. Gülmüyorum. Gülüyorsun. Gülmüyorum. Güldün, gülmeyeceksin. Öyle nereye gülüyorsun? Gülmeyeceksin. Aklındakini silip atacaksın. O faydasızdan sana fayda gelmez. Olmaz. Tamam anne, korkma ya. Korkmuyorum. Zaten aramızda bir şey yok daha. Olamaz da. Daha mı? Daha. İş falan yalan. Musa, hepsi hikaye. Tek amacı Esra'yı alıp buradan gitmek. Abi keşke kendini tutsaydın ya. Yani herkesin içinde tartışmanız hiç iyi olmadı. Ya umurumda mı sence Musa? Hiç kimse umurumda değil. Çınar Bey aklınca oyun oynuyor benden. Ya belki Esra da gitmek istedi. Olamaz mı? Ben tanıyorum bunu Musa. Esra şu an yaptığı her şeyi bana inat olsun diye yapıyor. Beni cezalandırıyor. Çınar'a da gün doğdu tabii. Şimdi gidecek orada her an, her dakika Esra'nın yanında olup onun kalbini kazanmaya çalışacak. Ah Esra, nasıl göremiyorsun bunu, nasıl? Abi, bu kadar şey yaşandı. Bu kızın kalbi kaç kere kırıldı ya? Ne yapmasını bekliyordun ki? Baba, babacığım. Eko, ne yaptın emanetleri oğlum? Babacığım, hallettim. Şaheserimiz, bütün emanetler hepsi dernekte. Öyle bir yere sakladım ki şeytanın aklına gelmez. Eko, bak aman diyeyim, bu sefer bu işi batırmamamız lazım. Ya hayır babacığım, ne batırması, aşk olsun ya. Çözüyoruz diyorum sana, rahat ol. Tamam. Tamam mı? Hı hı, şurayı da bir... Ne kokuyor ya? Bayağı parfüm kokuyor burası ya. Ne? Yok, bir şey kokmuyor ya. Normal bildiğin menekşe ev yemekleri kokusu. Evet kızım, yemek yani. Ha, beğendin mi sen? Ha, beğendim. Yok, tanıdık geliyor bu koku bana bir yerden. Bayağı tanıdık bir koku bu. Aman be kızım, müşteriler her gün bir şeyler fıs 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 sıkıyorlar. Onun kokusudur ya parfüm. Ha yani, hayır bir de bu kadar sıkmanın manası ne yani? Parfümle niye duş alıyorsun? İki tane sık, çık. Tamam neyse, hadi bir an evvel yukarı çıkalım da. Ertenler meclisi toplansın, konuşmak istediğim bir şey var sizinle. Hayırdır kızım? Ne oldu, kötü bir şey mi var? Yok, kötü bir şey değil ama sadece bu kadar söylerim. Anca bu kadar söylerim, devamı yukarıda. Allah Allah. Oy, işte, ne oldu ya? Dur bakalım. Ya, tamam, ne oldu ya?
aşırı ciddi bir şey mi yani? Vallahi biraz Ayda. Ciddi. Gel. Ozan tamam sinirlenmekte haklısın. Ama Çınar'ı da anla. Kendini ispat etmeye çalışıyor. Böyle mi ispat edecek kendini Çağla? Evet. Diğer türlü hep bizim onayımızdan geçen angarya işlerle ilgilenip duruyor. Kendini kanıtlaması için bir şans vermemiz lazım ona. Sen ikizini hiç tanımamışsın Çağla. Onun derdi şans tanınması falan değil. Onun derdi başka. Neymiş Çınar'ın derdi Ozan? Ben sana yukarıda Çınar'ın açık açık soramadığı soruyu sorayım mı? Esra gidiyor diye mi bu kadar öfkelisin? Çağla. Ne var Ozan? Buradan bakınca öyle gözüküyor, ondan soruyorum. Burada durup seninle Esra'yı konuşacak değilim Çağla. Yani anlayacağınız ben iş için bir süre Antalya'ya gidiyorum. Bu hafta sonu gideceğim. Abartılacak bir şey yok. 5-6 ay kalacağım işte. Vallahi ne diyeyim kızım? Ben bilemedim yani. Aklımız sende kalacak. Babacığım kalmasın aklınız bende. Çınar da hem orada. O daha kötü. Daha kötü. Yani o sarı laleli olacağına tek olsan ben daha rahat hissederdim bir abi olarak. Ayrıca ben geleyim diyeceğim de benim de Antalya'da biraz tatsız anılarım var. O yüzden gelemem de. Neyse hadi bu kadar büyütülecek bir şey yok. Gidip geleceğim diyorum. İyi geceler canım ailem. Hadi iyi geceler kızım. Hadi iyi geceler. Anne. Esra. Esra. Ben sana bir soru soracağım ama bana doğru cevap ver, olur mu annem? Tamam. Sen Ozan'dan kaçmak için mi gidiyorsun yavrum? Evet anne, Ozan'dan kaçmak için gidiyorum. Ama mesafeler dokunmaya engel sevmeye değil ki. Sen doğru karar verdiğine emin misin? Evet anneciğim, doğru karar verdim. Vallahi bak benim için en doğrusu, en iyisi bu. Ama o evlendi, o iş bitti, bitti. Anneciğim biliyorum bitti. Ama ben yoruldum. Yoruldum güçlü durmaktan. Güçlüye oynamaktan, güçlü gibi davranmaktan. Vallahi gitmek istiyorum. Geride bırakmak istiyorum her şeyi. Tamam. Sen doğrusu bu diyorsan doğrusu budur. Yavrum benim. Hadi sen yat dinlen biraz, tamam mı? Vazgeçmeyecek misin Ozan? Hiç vazgeçmeyecek misin? Efendim Ozan, ne? Esra, hemen aşağı in, bekliyorum seni. Ne? Ne? Ne işin var ya senin burada? İnmiyorum aşağı filan. İyi tamam, ben geliyorum. Hayır, sakın. Sakın, sakın, hayır. İniyorum ben, tamam. Zannediyorsun ya? Ha? Sen ne hakla buraya geliyorsun? Seninle beni şu anda burada biri konuşurken görse ne der hiç düşündün mü? Kimse umurumda değil Esra. Hiçbir yere gitmene izin vermem. Unut Antalya'yı falan. Ha sen mi karar veriyorsun? Evet ben karar veriyorum çünkü bana inat olsun diye hiçbir yere gidemezsin. Ozan sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen hangi hakla benim hayatıma karışıyorsun? Ben sana inat olsun diye değil, kendim istediğim için gidiyorum. Esra ben senin Çınar'la bir yere gitmene izin veremem. Bana hala Çınar diyor, bana Çınar deme artık. Sen git kendi karınla, kendi evliliğinle ilgilen. Bana karışma. Ya öyle bir evlilik yok. Esra neden anlamıyorsun, neden yapıyorsun bunu? Ozan sen benimle sahilde konuştuktan sonra gidip Çağla'yla evlenebildin. Ben senin hangi lafına güveneyim, ben sana nasıl güveneyim?
biz diye bir şey yok. Artık kabullen, bitti. Bırak peşimi Ozan, bak bırak. Bırakmayacağım Esra. Bırakmayacağım. Ne oldu baba? Niye öyle bakıyorsun? Gidişine senin adına seviniyorum ama ben iyice yalnız kalacağım be evladım. Ya baba niye öyle diyorsun şimdi ya? Sanki çok uzak bir yere gidiyorum. İstediğin zaman atlar gelirsin. Hem bak sorumluluk diyordun. Çalışmak diyordun. Şirketi büyütüyorum işte, daha ne istiyorsun? O iş o kadar kolay olmayacak galiba. Şirketteki kuşlar söyledi. Ozan yönetim kuruluna acil toplantıya çağırmış. Elinden geleni ardına koymasın baba. Ben ondan gelecek hamlelere çoktan hazırlıklıyım. Şener'cim, Ozan'la uğraşmaktan vazgeç artık. Ha? Bak kardeşinle evlendi. Artık ailemizden biri oldu ya. Baba bu konuyu kapatalım mı? Ben kalkayım. Tamam tamam. Kapadım. Hadi kahvaltını et doğru düzgün. Annen ne yaptın? Hastaneye sen götürmüşsün. Öyle duydum. Ne yapayım annem baba? Tipik annem işte. Ortadan kayboluyor, kayboluyor. Sonra yeni dramalarla geri dönüyor hayatımıza. Çınar ne yapsın? Arkasını toplasın. Götürdüm, iyi bir otele yerleştirdim onu. Çınar'cığım, sen gene de dikkat et bak. Annen bu. Sen verdikçe o daha fazlasını isteyecek. Ya yok, sorun yok. Ben annemi tanıyorum da. Çağla'yı üzülüyor. Kızın kafasını karıştırıp duruyor. Ya bak, elimde olsa hiç görüştürmeyeceğim de. İşte bu aralar Çağla'ya bir şey anlatmak imkansız oldu. Peynirin tadına baktın mı? Roma'dan getirdim. Çok lezzetli. Ay beni böyle sabah apar topar çağırınca şaşırdım. Ozan yok mu? Yok anne. Sabah apar topar kaçar gibi çıktı evden. Benimle yalnız kalmamak için elinden geleni yapıyor. Ve sen buna mutsuz değilsin. Sakın vazgeçtim deme Çağla. Vazgeçmedim tabii ki anne. Ama tüm olumlu ibreler bana doğru dönüyor. Esra İstanbul'dan gidiyor. Kurtuldum artık. Aa, nereye? Antalya'ya. Hatta Çınar'la beraber gidiyorlar. Orada ofis açacaklar. Ha, Çınar'ın bahsettiği şey bu demek. E çok iyi. İyi tabii anne. Artık sadece Ozan'ın yanında ben olacağım. Yaralarını saracağım. Destek olacağım. O da benim değerimi anlayacak. Böylelikle bir şansımız da olur belki. Bence sen yine de planlarını başkalarının yapacakları üzerinden kurma. Ne yapayım anne? Başka şansım mı var? Ozan'ın yanında olmak için her şeyi yapıyorum. Ama onun gözü tek kişiyi görüyor. Vay vay vay. Ozan'a bak sen. Kapıya dayandı falan, gitmeyeceksin dedi. Oh. Zeyno, senin de öfken iki gün sürdü ha. Ya abi gerçekten evlenmemiş ki. Hem ne bileyim, insan böyle yaptıklarını duyunca bir etkileniyor ya. Ben etkilenmiyorum Zeyno. Ayrıca etkilensem ne olacak? Bana yaptıklarını unutuyorsun galiba. Ben bu saatten sonra Ozan'a güvenebilir miyim? Asla. Evet ama yaptıklarına bakılırsa senden vazgeçecek gibi durmuyor. Yani evet. Ben de o yüzden gitmek istiyorum ya. Bir gün kapımın önüne gelecek. Bir gün şirkette beni tutacak, çekecek, konuşmak isteyecek. Ya ben bunlardan çok yoruldum artık. Gerçekten çok yoruldum. Uğraşacağım Musa. Esra'ya gitmekten vazgeçene kadar elimden ne geliyorsa yapacağım. Evet abi, yap yap ama yani... Sanki biraz geç kalmadın mı? Ya geç erken Musa, bir yolunu bulacağım. Bulmak zorundayım. Ya abi ne yapacaksın ya? Ne yapabilirsin? Bu şirketin CEO'su ben değil miyim Musa? İptal ederim Antalya projesini, olur biter. Tamam da abi yönetim kurulunu biliyorsun. Yani Çınar'ın ya da altyapının operasyona hazır olmamasıyla ilgilenmezler. Onların tek derdi şirketi daha fazla büyütmek. Bunun peşindeler. Ben bugüne kadar o kurulda birçok şeyi kabul ettirdim Musa. Elbet bir yolunu bulurum. Allah Allah. Ya ben bu parfümü çok mu sıkmışım ya? Böyle her yer mis gibi kokuyor. Alıyor musunuz siz de? Yok, hayır ya.
Bakayım. Tamamen kızartma kokusu hakim havaya değil mi baba? Aa, karnıyarık kokuyor hatta. Karnıyarık değil mi? Gibi şeyler. Ruhum, senin koku reseptörlerinde bir hasar oluşmuş olabilir. Diyorum ki hani bir doktora mı görünsen? Evet, isabet olur. Bizim de reseptörler zarar görmeden gidelim mi baba artık biz, ha? Evet, gidelim. İkiniz birden hayırdır, nereye? Mahalle takımının maçı varmış. Biz de dedik ki dernek olarak orada bulunmamız gerekiyor. Orada bulunalım, işte tezahüratlar falan yani. Ya şaşa. Öyle. Hadi baba. Hadi girelim. Baba yok, start bu tarafta ya baba. Hadi doğru, bu tarafta. Hadi beraberce tamam, gidelim. Hayat şarkım, akşama görüşürüz. Bay seni seviyorum. Selam Menekşe teyzeciğim. Merhaba. Eko yok mu? Yok. Nerede? Mahalle takımının maçı mı varmış, neymiş, oraya gitti. Mahalle takımının maçı mı? Hı. İyi tamam, sağ ol, kolay gelsin sana. Sağ ol. Mahalle takımı yok ki maçı olsun ya. Bu çocuk bir şeyler karıştırıyor ama. Ben de sinemaya da gelmedi. Çınar inanamıyorum ya. Baya Antalya'ya gidiyoruz ha. Evet. Ya bu arada Esra, öyle bir yer ayarladım ki. İstanbul'a dönmek istemeyeceksin bir de. Yani. Böyle ikiz villa, önünde havuzu falan var böyle. Bahçeli, portakal ağaçları falan. Ya niye? Anlatıyorum ki göstereyim ama. Ya inanılmaz güzel ya. Şuna bak. Çınar bu ne? Bu bildiğin malikane. Öğrencilerle toplantıyı geçince pek çok geri dönüş aldık. Randevu almak isteyen çok otel var. Kurul toplantısından sonra bakarız peki. Tabii Ozan Bey. Yani şimdi 6 ay orada çalışacağız falan, gidip otelde mi kalalım? Yani bakayım bir. Neyse. Ev işini hallettik. Şimdi ufak bir pürüz kaldı. Ben de onu halledip geliyorum. Yönetim kurulu toplantısından sonra görüşürüz, tamam? Görüşürüz, bay bay. Kolay gelsin. Ozan Bey geldiğinde merhaba. Daha büyük bir açıklığa kavuşturur diyecektim. Geldi. Merhabalar Ozan Bey. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Evet Ozan Bey, nedir bu acil toplantının sebebi, dinliyoruz. Çınar Yılmaz benim fikrim ve bilgim dahilinde olmadan bazı kararlar almış ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmuş. Güzel. Biz şirket olarak yeni kararlara ve girişimlere her zaman açığız. Ama Millennium Soft olarak altyapımız Antalya gibi büyük bir şehri uygulamaya katmaya hazır değilim. Çınar bu konularda henüz çok yeni. Heyecanını da anlıyorum gerçekten. Böyle apar topar aldığım bir kararı toyluğuna ve iş bilmemene bağlıyorum Çınar. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz Ozan Bey. Yani eğer altyapımız yeterliyse altyapımızı güçlendiririz, öyle değil mi? Ama unutmayın, bugüne kadar güçlendirilmemesinin sorumlusu sizsiniz. Biz bütün kazancımızı buna ve senin anlayamayacağın birçok teknik detayı harcıyoruz zaten Çınar. Ama sen bunları incelemeden, bilgi sahibi olmadan böyle bir hevesle keyfi bir karar aldığın için ve sessizce konuşman gayet doğal. Öyle mi? Yanılıyorsunuz Ozan Bey. Ben dersime çok iyi çalıştım. Önümüzdeki dosyalarda eğer Antalya operasyonunu başlatırsak yurt içinde edeceğimiz kârı grafikler haline görebilirsiniz. Arkadaşlar, bunların hepsi hayal. Gerçeklik payı yok. Ozan Bey, madem aynı fikirde değilsiniz, kararı oylamaya sunalım o zaman. Çıkan sonuca da herkes razı olsun. Lütfen, oylayalım. Buyurun. Oylayalım o halde. Antalya operasyonunun başlamasını isteyenler. Bu kadar mı?
zaman Antalya operasyonumuz hayırlı olsun. Değerli vaktinizi çaldığımız için özür dileriz. Ben Ozan adına özür diliyorum sizden. Eğer grafikleri incelemek isterseniz mailiniz de var. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler. Evet. Çağla, sen iyi bir yöneticisin. Her zaman da iyi bir yönetici oldun. Antalya işinin kötü bir karar olduğunu bile bile neden el kaldırdın? Yani ben yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum Ozan. Hem Çınar'ın böyle bir sorumluluğa ihtiyacı var. Ayrıca Esra ile orada güzel yeni bir başlangıç yapabilirler. Ben buna mani olmak istemedim. Görüşürüz. Yalçın Bey, bunlar ilk partidekilerden çok daha iyi olmuş. Çok güzel ve fresh kokuyorlar. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkürler efendim, çok yardım teşekkürler. Yardım sağ olun. Yani ne yaptık, ne ettik, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. İnovasyon ruhuna inanıp kendimizi geliştirdik. Hatta oğlumla beraber çalışıyoruz, onu da işe aldım. Oğluyum. Hı? Eğer seri üretime geçebilirseniz parfümü dağıtım ağına sokmak isteriz. Seri üretim ve işte bu imkansız. İmkansız bizim lügatımızda bulunan bir kelime değil hanımefendi. Ben mesela hiç hayatımda imkansız kelimesini cümle içinde kullandığımı hatırlamıyorum. Babacığım orada zaten canlı canlı oturuyor. Yapıyorsun senin bırak imkansızım imkansızı. Hanımefendi şöyle söyleyeyim. Biz bu parfümü o kadar seri üretiriz ki siz bile böyle şaşkınlıktan ağzınız açık kalır yani. O kadar seri üretiriz değil mi baba? Eko, Eko oğlum annen. Baba annemi bırak şu an annemle konunun ne ilgisi var? Bırak annemi ya. O halde bu da serinin ilk avansı olsun mu? Olmasın mı? Olmasın mı babacığım? Canım babacığım. Canlı canlı para duruyor da olsun bence. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çok tebrik ediyorum. Çok, çok teşekkürler. Memnunum. Çok teşekkürler. Hayırlı teşekkür ederim. Sağ olun. Esra. Hayırlı olsun. Kuruldan onay çıktı, gidiyorsunuz. Öyleymiş. Çınar söyledi, az önce çok sevindim. Çok iyi oldu. Biz de Ozan'la kaçarız yanınıza. Hatta dün akşam konuştuk ne yapsak, nereye gitsek diye ama... Çağla. Ozan'la evliliğin gerçek değil, biliyorum. Bütün bu mutluluk pozları yalan. Ona karşı hala umudun var, anlıyorum. Al. Sahne senin. Ne yaşayacaksan yaşa. Ama bana artık böyle inileyici konuşmaya devam etme. Çünkü ben de bu kadar kibar olmayacağım, haberin olsun. Esra da gidiyormuş ha Menekşe. Üzüldün mü? Çok. Aman üzülme be. Ben veririm sana bilet parasını. Uçakla gidip gelirsin. Ne var yani? İkisi aynı şey mi Zümrüt? Ne aynı şey? Ne olacak canım? Ay sen aman sen de her şeyi abart. Her şeyin abartı. Sanki Fizan'a gidiyor. Antalya'ya gidiyor canım. Ne var yani? Sen de gider gelirsin. Para işi bende. Para işi kolay. Onu hallederim sen. Düşünme öyle şeyleri. Bunlar ne konuşuyor burada? Kimle? Bak. Planlardan plan be. Yani mesela film mi izlemek istiyorsun? Ben kapatayım hemen bir sinema salonunu. Gidelim oraya. Güzel kahvenin en filtresini, en afillisini, en şekillisini alalım. Böyle yayıla yayıla filmimizi izleyelim. Yani bugün masrafta sınır yok. Bugün beni böyle bir ne bileyim Zümrüt Korfalı gibi düşün. İstemez Ekrem. Sağ ol. Sen git tek başına izle filmini. Aa beklenmedik trip. Ben niye trip yedim şimdi? Hayır canım ne tribi? Ama var yani senin bir işin gücün belli. Geliyorum sinemaya gidelim diyorum beni reddediyorsun. Lokantaya geliyorum yoksun annenin mahalle maçına gittim diyorsun. Evet. Hayır bu mahallenin bir takımı yok. Bunu ikimiz de biliyoruz. Evet. İstemiyorsan açık açık istemiyorum dersen ikimiz için de daha iyi olur diyebilirsin ben alınmam. İstemiyorum. Ya öyle bir şey mümkün olabilir mi gerçekten? Hemen izah ediyorum. Şöyle ki biz babamla parfüm sektörüne böyle süratli bir giriş yaptık. Şu anda da imalat aşamasındayız. Ama tabii bu imalattan annemin haberi yok.
Çünkü geçmişte bazı tatsız hadiseler yaşandı. Biz babamla bir kere lokantayı yaktık. O yüzden annem zinhar izin vermez böyle bir şey. Yani bütün konu bu. Başka bir şey yok. Parfüm. Evet. Sen o yüzden böyle kokuyorsun. Evet. Evet, o yüzden böyle kokuyorum. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Peki tamam, o zaman sinemaya gidiyor muyuz? Gidelim. Gidelim o zaman. Akşamüstü burada buluşalım. Tamam, burada. Peki nasıl bir filme gidiyoruz? Sen şimdi kesin aksiyon istersin. Hayır canım, ben sanat filmlerinden anlatıyorum. Ben hiç beğenmiyorum böyle bunların gülmelerini falan. Ben de beğenmiyorum. Ya düşünebiliyor musun bizim eskisi gibi korfalı erten birlikteliğimizi? Ya ömrümüz kısalır ya. Hayat kalitemiz düşer. Bak vallahi bak ya. Olmaz. Katılıyorum sana. Üzücü ama sana katılıyorum. Bizim bu işi bozmamız lazım. Bu işe bir taş koymamız lazım Zümrüt. Kesinlikle. Bak bu beyanlar hep doğru. Sağ ol. Hepsi doğru be. Tebrik ediyorum bak. Sağ ol. Karka lan karka. Doğru konuşuyorsun Menekşe. Yalan yok işte. İstemiyorum ben böyle bir şey. Hayır olmaz. Olmaz. Abi selam. Günaydın Musa. Yani ben ne yapabilirim diye düşündüm. Bari dedim yanında olayım. Malum Esra gidiyor bugün. İyi yapmışsın. Da benim Esra'nın gidişini öyle elim kolum bağlı izleyeceğimi düşünmedin herhalde. Nasıl? Abi denedin ya her şeyi kalsın diye. Daha ne yapacaksın ki? Ya Esra da kimseyi dinlemez artık. Biliyorum, haklısın. Dinlemez. Abi ya bir şey mi var? Ne yapacaksın? Görürsün. Kız yapacağız tavlısı. Abi yerim daha ne kadar. Yavrum bak poğaça yaptım şimdi yersin. Yanına da koyacağım, yolda acıkınca da yersin annem. Anneciğim kız business uçuyor ya. Bari turşu bidonu da koysaydın bavuluna. Annem sen hiç merak etme, ben aç kalmam. Babam. Ya asma şu suratını artık hadi. Ya kızım asmayayım yani. Senin adına seviniyorum da işte. Baba olmak kolay değil, ne yapayım? Ya ben vallahi sizi çok seviyorum ya. Canım ailem benim. İyi ki benim ailemsiniz. Bak mahallede ne olup bitiyor her şeyden haberdar olmak istiyorum, tamam mı? Günlük menüyü bile öğrenmek istiyorum. Merak etme bacım, ben sana her şeyi yazacağım. Araba geldi. Hadi. Günler Esra Hanım. Valizinizi alayım. Buyurun orada. Ben yardım edeyim size. Al kızım. Yavaş. Poçalarını al. Kız ağır değil miydi o ya? Babacığım. Babam. Bak inince ara oldu mu? Merak ettirme bizi. Oğlum aramaz olur mu? Arayacağım anne. Bak çok dikkatli ol. Tamam mı? Çok dikkatli. Oğlum siz de dikkat edin kendinize. Birbirinize iyi bakın bak. Zeyno, kız buralar hep sana emanet, tamam mı? Merak etme bacım. Sen kendine iyi bak yeter. Ver şunu ver. Uçakla poğaça mı yiyeceksin diye. Ulan be. Bana bak. Ben o şeyi kot montu çantana koydum. Üşürsen falan onu giy, tamam mı? Abi. Dikkatli ol ha. Tamam. Hadi gidiyor. Esra o şey yumuş çoraplarını aldın mı annem? Aldım aldım. Ha, bak ara ara, mutlaka ara. Çok kahve içme kızım. Hadi. Hadi. Tamam. Dikkat et. Su mu dökeceksin ya? Tamam hadi tamam hadi. Hadi duygusallık yapmayın hadi ya. Bu kadar çabuk değişeceğini tahmin edemezdim. Dün seni şirkete stajyer olarak zorla soktum. Bak şimdi Antalya ayağını kurmaya gidiyorsun. Aferin sana be, aferin. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol babam. Şu Antalya'daki işleri bir oturtayım, sen o zaman gör be. İnşallah. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Görüşürüz babam. Görüşürüz. Hasan nerede? Rahatsızlanmış Çınar Bey. Şirketten onun yerine beni gönderdiler. İyi tamam, hadi neyse, geç kalmayalım. Tabii, buyurun.
Niye durduk ya? Ya sen niye buraya girdin kardeşim? Havalimanına gitmiyor ki burası. Kestirme olsun diye girdim efendim. Nereden bilebilirdim bu kadar trafik olacağını? Ya çok kestirme oldu kardeşim ya. Süper oldu. Ya hadi dön şuradan, çık hemen bu yola. Uçağı kaçıracağım. Çınar Bey, yapıyor böyle arada. Ne demek yapıyor ya? Ya oğlum, uçağa geç kalacağım ya. Alo. Alo Çınar, neredesin? Ben geldim. İçeride misin? Ya Esra, ben yakın bile değilim şu anda ya. Nasıl yani, anlamadım. Neredesin ki? Araba arıza yaptı. Yolda kaldık. Ben ne yapayım o zaman? Geçeyim mi, bekleyeyim mi? Yok Esra, sen bekleme. Gir içeri. Ben ne yapıp ne edip bir şekilde yetişeceğim, tamam mı? Tamam o zaman ben geçiyorum. Dikkat et. Ama gel, acele et yani. Bay bay. Geçebiliriz biz. Hadi be. Kardeşim, ben taksiye biniyorum. Taksi. Ya, çok geç kaldım. Kim? Bir şey soracağım. Uçak ne zaman kalkacak acaba? Şu an kalkış için hazırlanıyoruz. Nasıl ya? Ben o zaman inebilir miyim? Arkadaşımla bir sonraki uçakta gelsin. İnmeniz çok uzun bir prosedür gerektiriyor. Yani buradaki yüzlerce yolcunun geç kalmasına sebep olursunuz. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Şınar neredesin ya? Vallahi Antalya bu mevsimde çok güzel olur. Çok eğleneceğiz. Bir hikaye, iki yabancı, biri çok inatçı, biri de aşık. Ne birlikte ne de tam ayrı, barışmaz artık aşk ve mantık. Bu masal bitti, oldular düşman. Peki ya kalpler deli gibi pişman? Ateşle barut gibi tehlikeli, kaçsa da yakalıyor aşk. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Aşklar bitmez, anılar öyle kolay silinmez. Her zaman hayat ikinci şansı vermez. Yaz bunu bir yere, aşkım imkansızım, bu aşk bitemez. Bitemez, ayrılık var diye aşklar bitmez. Bitemez, unutmayınca anılar ölmez. Her zaman evren bu şansı vermez. Yaz bunu.
yarışman. Peki ya kalpler deli gibi pişman? Ateşle barut gibi tehlikeli. Kaçsa da yakalıyor aşk. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Ayrılık olunca aşklar bitir.